Merhabalar, ben avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle gelip çocuklarımızı devlet okuluna yazdırmamız, sonradan başvuracağımız E2 vizesine olumsuz etki yapar mı diye bu takipçimiz soruyor. Buradaki tabii önemli olan nokta şu. Eğer siz ve çocuklarınız Amerika'ya turist vizesiyle gelip geçici amaçla kalmakla giriş yapıyorsanız, burada çocuklarınızın tabii ki okula gitmemesi gerekiyor. Eğer okula gidecekleri bir durum oluşuyorsa o zaman onların ya da sizin F1 statüsüne geçerek siz ve çocuklarınızın burada kalmasını sağlamanız gerekecek. Eğer turist vizesiyle çocuklarınız burada devlet okuluna yazılırsa, şimdi şunu yanlış anlamayın, devlet okulu sizi kabul edebilir. Devlet okulunun sizi kabul etmesi bu yasaldır demek anlamına gelmiyor. Ya da siz vize statünüzde yanlış hareket ediyorsunuz anlamına gelmeyecektir. Ama bizim bu noktadaki tavsiyemiz sizin planınızı yaparken, Amerika'ya yerleşme planlarınızı yaparken bu planı siz önce yatırımcı vizesine geçecek şekilde ya da siz önce yatırımcı vizesine statüsüne burada geçecek, burada statünüzü değiştirecek şekilde dikkate alırsanız en azından çocuklarınız yasal olmama durumuna düşmezler. Bu şekilde okula gitmemiş olurlar. Şimdi siz duyuyor olabilirsiniz, ya çocuklar 18 yaşının altı, yani kaçağa düşmüş sayılmazlar diyebilirsiniz. Evet, doğrudur o. Fakat gerçekten burada vize değişim süreçlerinde problemlerle karşıya kalmamak için göçmenlik dairesinin bunu sorguladığı zamanlar oluyor. Cevabı bir şekilde verilebiliyor. Fakat tavsiyemiz bu noktada siz önce E2 vizesiyle ilgili adımlarınızı atın, statü değişikliğinizi ya da vizenizi alın ve ondan sonra çocuklarınız burada okula sizinle beraber gelip gidiyor olabilsinler diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.